Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alez zalimin. Elhamdülillahi nehmeduhu. Ve nesta'inuhu. Ve nestağfiruhu. Ve netubu ileyh. Ve neuzubillahi min şurur enfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب هدى وشفيء الروز جزاء أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أفندمزين مبارك مطهر عزيز لطيف روحي طيبلرينة Salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri hayrola. Rabbim bizleri iki cihanda aziz eylesin. Fahri kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şefaatine bizleri nail eylesin diyorum. Çok kıymetli ETV izleyenlerim, Balkanlarda bizleri yalnız bırakmayan bu manevi havayı bizlerle teneffüs eden, bizlerle beraber olan, bizlerin programını takip eden kıymetli soydaşlarım. En kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle, sevgiyle, hasretle sizleri selamlıyorum. Yüce Yaradan'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlam rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin, daim eylesin inşallah. Kıymetli izleyenlerim, her zaman olduğu gibi yine bu akşam, şu mübarek cuma gününün akşamı, ben Ağlatan Hocanız Nuri Böcek Bakan sizlerle beraber bu manevi havayı teneffüs ediyor. Sizlerin evlerine misafir oluyor. Sizlerle beraber dua ediyor. Rabbimize şükrediyoruz. Rabbimizi zikrediyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. Ve bu mübarek cuma gününün akşamını ibadet ve taatle geçirmeye, sohbetlerle geçirmeye, sizi aydınlatmaya çalışıyorum yine bu akşam. Mutluyum, gururluyum, sevinçliyim. Çünkü ETV izleyenlerinle, takipçilerimle, beni sevenlerle yine beraberim. Değerli izleyenlerim, bugün mübarek cuma günü, hepimiz mübarek mabetleri doldurduk. Cuma namazını ifa ettik, Rabbimize yalvardık, ellerimizi semaya açtık, hamd ettik, şükrettik, Rabbimizi zikrettik. Biliyorsunuz ki 6 Şubat 2024 akşamı mübarek Miraç gecesini, Miraç gününü kutladık. Feyiz ve bereketli olarak o geceyi, o günü geçirmeye çalıştık. Yine hemen 6 Şubat dediğimiz zaman asrın felaketi olan deprem felaketi aklımıza geliyor. Evet, asrın felaketi olan depremde hayatını kaybedenler için, şehitlerimiz için Kur'an okuduk, Rabbimizi zikrettik, ona şükrettik, hamd ettik, dualar ettik. Herkes topyekün camilerde Rabbine göğsünü açarak, kalbini açarak, ellerini semaya açarak dua ettik. Hep beraber Rabbimizin ipine sımsıkı sarıldık ve böylece Miraç gününü, Miraç gecesini ibadet ve taatle geçirmeye çalıştık. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz, ordumuz, yurdumuz, bayrağımız sana emanet, muhafaza eyle Allah'ım diyerek ben programımı açmak istiyorum. Evet, 6 Şubat dedik. 6 Şubat asrın felaketi. Ben sizlere konumu aktarırken şu mısralarla başlamak istiyorum konuma. Asrın felaketi dedik. Şu mısralar benim çok hoşuma gitti ve sizlere aktarmak istiyorum.
İstanbul ili Fatih ilçe vaizimiz İbrahim Kartal hocam bunları dizelemiş, bu mısraları hazırlamış ve ben de bu güzel mısraları sizlere aktarmak istiyorum. Tedbir ve tevekkül nedir bilseydik, asrın felaketi olur muydu hiç? İşimizi sağlam görebilseydik, asrın felaketi olur muydu hiç? Elbette zelzele Allah'ın işi, ona iman eder akıllı kişi. Lakin isteseydi kardeş kardeşi, asrın felaketi olur muydu hiç? Fokur fokur yandı yüreklerimiz, heba oldu gitti emeklerimiz. Düzgün dikilseydi direklerimiz, asrın felaketi olur muydu hiç? Birle başlasaydı başta eğitim, nesil kalmasaydı dinden yetim. Helal lokma olsaydı tüketim, asrın felaketi olur muydu hiç? Boşuna küsmesin kimse kadere, çünkü kader sebep değil kedere. Rüşvet girmeseydi gelir gidere, asrın felaketi olur muydu hiç? Hukuka bigane kalınmasaydı, kulların hakları çalınmasaydı, ihmaller, ihlaller bulunmasaydı, asrın felaketi olur muydu hiç? Ne Allah tanındı ne resmi yasa, sadece paraydı düşünce tasa. Kulak verilseydi kanuna nasa, asrın felaketi olur muydu hiç? Utanmak gerekir merhum Sinan'dan, damla bulaşmamış sebil suyundan. Hesap sorulsaydı mülkü soyandan, asrın felaketi olur muydu hiç? Resul-ü Zişan'ın ruhu sızlıyor, derekemizdeki zehri izliyor. Korksaydık Rabbimiz her an izliyor, asrın felaketi olur muydu hiç? Suçlu kim? Hep o mu? Biz değil miyiz? Öteki kirli, biz temiz miyiz? Yaşıyor olsaydı öz kimliğimiz, asrın felaketi olur muydu hiç? Haydi şimdi devlet millet el ele, işte başlayalım besmele ile. Yanlış yapmasaydık hep bile bile, asrın felaketi olur muydu hiç? Evet, güzel mısralar değil mi kardeşlerim? Bundan ibret alalım. Evet, başımızı iki elimizin arasına alalım, tefekkür edelim, hatalarımızı görelim, Rabbimize şükredelim, Rabbimize tövbe edelim ve bu güzel yaklaşan Şaban ayına girelim. 11 Şubat 2024 Pazar günü kavuşacağımız Şaban ayının faziletine değinmek istiyorum biraz. Daha sonra konumuz olan gençlerimizden bahsedelim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı. Şaban benim ayım. Evet, Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Recep ayı Allah'ın ayı. Şaban ayı benim ayım. Rahmet, mağfiret, bereket ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayı ümmetimin ayı. Evet, biz Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ayı olan mübarek Şaban ayına 11 Şubat evet 2024'te girmiş oluyor. Şaban günahları temizleyendir buyurarak kadrini yüceltirdi. Recep ayı geldiği zamanda Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek ve bereketli kıl buyururdu. Böylece dua ve niyazların da bu ayların kutsiyetini dile getirmişlerdir. Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'an ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hazreti Enes'in rivayetine göre Fahri Kainat Efendimiz aleyhisselamdan sual ederler. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın sevgilisi, Ramazan'dan başka en faziletli oruç hangi aydadır diye sorarlar. Bu soruya Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Ramazan'ı tanzim için Ramazan hürmetine Şaban'da tutulan oruçtur.
cevabını vermiştir. Şaban ayında yapılması gereken ibadetler şu şekilde sıralanabilir kardeşlerim. Nafile ve kaza namazları kılmak. Sağlık açısından elverişli olan, bakınız altını çiziyorum. Sağlık açısından elverişli olan kişiler için oruç tutmak. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda sadaka vermek, sadaka dağıtmak, tevbe etmek, Allah'a şükretmek, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, bol miktarda Rabbini zikretmek, ona tevbe etmek. Evet kardeşlerim, Şaban ayının faziletinden bahsettikten sonra en büyük imkan ve zenginliğimiz olan gençlerimizden de biraz bahsedelim. Gençlerimiz bizler için çok önemli. Gençlik insan ömrünün baharıdır. Hayallerin ve fikirlerin yeşerip geliştiği, güç ve heyecanın zirvede olduğu dönemdir. Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşecek. Nitekim Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin buyuruyor. Sevgili Peygamberimizin müjdesine göre Allah'a kulluk bilinciyle yetişen genç dehşetli kıyamet gününde arşın gölgesi altında korunacaktır. Bu müjdeyi Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam veriyor kardeşlerim. Sevgili genç kardeşlerim, sen şimdi hayatının en kıymetli anındasın. En kıymetli vaktini geçiriyorsun. Aziz milletimizin ve insanlığın umudusun sen. Zira sen Hazreti İbrahim'in tevhid mücadelesini, Hazreti İsmail'in teslimiyetini, Hazreti Yusuf'un onurunu, Ashab-ı Keyf'in samimiyetini ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın hak davasını kuşandığı çağdasın sen. Hazreti Asiye'nin imanını, Hazreti Meryem'in ahlakını, Hazreti Hatice'nin cesaretini, Hazreti Aişe'nin ilim aşkını gönlüne nakşedecek yaştasın sen. Genç kardeşim, sen bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde, adım attığında Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtın. İstanbul'u fethedip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muştusuna nail oldun. Çanakkale'yi geçilmez kılıp istiklal mücadelesinde 7 düvele karşı koydun. 15 Temmuz'da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından, cananından geçtin. Ama vatanını hainlere teslim etmedin. Gençlerimiz geleceğimizdir, umudumuzdur. Bizi güçlü kılan en büyük imkan ve zenginliğimizdir genç kardeşlerim. Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir. İlgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir onlar. Onların insanlığa faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetiştirmeleri için hep birlikte onlara gayret gösterelim. Onların elinden tutalım. Onlarla beraber olalım. Onlara yollarını gösterelim. Onları yetiştirelim. Sözlerimi imanları ve erdemli duruşlarıyla Kur'an-ı Azimuşşan'da örnek gösterilen, yüce kitabımızda örnek gösterilen Ashab-ı Keyf hakkındaki şu ayeti kerime ile sözlerimi bitirmek istiyorum. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. Bizler dinden imandan aldık nuru. Ezanda, Kur'an'da bulduk safayı. Başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı. Yolundan döndürtme bizleri Allah'ım. Başımız değil, alnımız açık. Gözümüz tok.
gönlümüz dolu, işimiz, uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. En büyük öksüzlüktür Kur'ansızlık. Bizleri Kur'an'dan öksüz bırakma Allah'ım. Arştan ayet ayet Kur'an'ı indiren, Habibini alemlere rahmet olarak gönderen, bizi imanla, İslam'la şereflendiren Yüce Allah'ım. Yolundan döndürtme bizleri. Kalbimizdeki iman ateşini söndürtme. Settar oluyupsun sen. Günahları affeder, ayıpları örtersin. Affeyle bizleri Allah. Ya Rab, tarihini altın sayfalarla süslemiş necip, asil Türk milletinin, ecdadımızın bizlere bahşetmiş olduğu, ikram etmiş olduğu, lütfetmiş olduğu bu tarihi dokuların gölgesi altında Serhat şehri Edirne'mizin şu güzide televizyonu ETV stüdyolarında ellerimizi semaya açarak Ya Rab diye sana sesleniyoruz. Bizleri yüce dergahından boş çevirme Allah'ım. Ya Rab, bizler burada otururken, bizler burada kıymetli izleyenlerimize seslenirken, rahat bir şekilde dualar ederken, ecdadımıza bunları borçluyuz, şehitlerimize borçluyuz, gazilerimize borçluyuz. Hudut boylarında nöbet bekleyen Mehmetçik, canını vatanına adamış, vefakar, cefakar, fedakar, güvenlik güçlerimize, emniyet güçlerimize yardımlarını ihsan eyle, yardımlarını ikram eyle, şehitlerine rahmet eyle Allah'ım. Bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için hayatlarını seve seve veren, ahirete irtihal etmiş devlet ve millet büyüklerimizi anarken, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder, Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle anıyoruz. Ruhlarını şad eyle Allah'ım. Buradan şu mübarek cuma akşamı dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Bu vatan ki şehit ve şüheda kanıyla sulanmış, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'imin yattığı yerdir. Bu vatan ki milletimin hürriyet şerbetini içtiği yerdir. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız sana emanet, muhafaza eyle Allah'ım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a dayan. Saye sarıl. Hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum. Başka çıkar yol. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Kıymetli izleyenlerim.